Merhaba arkadaşlar. Bugün 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. üniteyi beraber işleyeceğiz. Bugün edebiyatın tanımı, edebiyatın bilim ve diğer sanatlarla ilişkisi nedir? Metinlerin sınıflandırılması, dilin kullanımından doğan türlerini beraber işleyeceğiz. Önce edebiyatın tanımıyla başlayalım arkadaşlar. Edebiyat, olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilme sanatıdır. Arkadaşlar, edebiyatla ilgili diğer konuları düzgün bir şekilde kavrayabilmek için öncelikle Türk edebiyatının hangi devirlere ayrıldığını bilmeli ve devirlere ayrılma nedenlerini öğrenmemiz gerekmektedir. Önce bir beraber dönemlerini inceleyelim arkadaşlar. Türk edebiyatının dönemleri 3 ana dönemden oluşur arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatı ve Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı olmak üzere. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı da kendi içerisinde sözlü edebiyat ve yazılı edebiyat olmak üzere ayrılır. İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatı ise divan edebiyatı, halk edebiyatı. Halk edebiyatı da yine kendi içerisine anonim halk edebiyatı, dini tasavvufi halk edebiyatı, aşık edebiyatı, Batı etkisine gelişen Türk edebiyatı, Tanzimat dönemi, Servet-i Fünun dönemi, Fecreati topluluğu, Milli Edebiyat dönemi ve Cumhuriyet dönemi olmak üzere ayrılıyor arkadaşlar. Gelin hep beraber dönemsel özellikleri bir inceleyelim arkadaşlar kısaca. Dönem isimlerinden de anlayacağımız gibi din değişimi Türk edebiyatının şekillenmesine önemli bir faktördür. Aynı zamanda Batı kültüründen etkilenmemiz de edebiyatımızın şekillenmesine etkili olmuştur arkadaşlar. Bunu göz ardı etmeyelim. İslamiyet öncesi Türk edebiyatına baktığımızda bu dönemde Türkler Orta Asya'da göçebe bir kültür yaşamaktaydılar. Bundan dolayı yazılı metinlerimiz oldukça azdır. Sözlü gelenek ürünleri ise daha çoktur arkadaşlar. Göçebe bir kültür yaşamının etkisiyle tabii ki herhangi bir eser konusunda çok fazla yoktur. Orta Asya'da etkileşim halinde olduğumuz tek devlet Çin'di. Çin ile de sürekli bir savaş halinde olduğumuz için kültürel alışverişler sınırlıydı diyebiliriz arkadaşlar. Bu yüzden bu dönemde dil sadedir. Şiirlerimizi ise milli ölçümüz olan hece ölçüsü ve dörtlüklerle yazmaktaydı. Bu dönemde ortaya çıkan arkadaşlar sözlü edebiyat geleneğinde önemli kavramlarımız var. Bunları iyi bilmeniz gerekiyor. Sav, yu, sagu ve koşu, kopuz, destan gibi arkadaşlar. Sav günümüzdeki atasözü demektir aslında. Yu ise ölüm törenlerine deniliyordu o dönemde. Sagu ölüm törenlerinde söylenen altlar. Yani sabuya direkt alt diyebiliriz arkadaşlar. Koşuk genellikle aşk ve doğa üzerine hece ölçüsüyle yazılan şiirlerdir. Halk edebiyatında koşma ise koşuk ismiyle karşımıza çıkar. Kopuz, şiirleri söylerken şairlerin çaldığı bir müzik aletidir. Yani direkt bu kopuzun müzik aleti olarak kodlayın aklınızda arkadaşlar. Destan ise halkı derinden etkileyen olaylar üzerine söylenen şiir şeklindeki eserlerdir. Ağızdan ağza yayılarak bugüne kadar gelirler. Sözlü edebiyatın bir ürünüdür. Aslında en önemli ürünlerinden biridir destanlar. İslamiyet öncesinde çok fazla destan karşımıza çıktığı için bu döneme destan dönemi de denilmektedir arkadaşlar. Türklerin yazılı kaynakları İslamiyet öncesinde çok azdır. Bunun sebebi göçebe bir hayat sürmeleridir. Orhun yazıtları ilk yazılı eserlerimiz, Uygurlar yerleşik hayatı benimseyip din değişikliği yaptıkları için yazılı kaynakları daha fazladır. Görüyorsunuz arkadaşlar o dönemdeki yaşayış tarzı edebiyata yansımıştır. Göçebe bir yaşam tarzı sürdükleri için de sözlü edebiyat ürünleri ve yazılı edebiyat ürünleri olmak üzere ayrılıyor arkadaşlar. İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı bu dönem edebiyatını anlamak için o dönemin şartlarını göz önüne getirmemiz gerekmektedir. Bu dönemde Türkler İslamiyet'i kabul etmişlerdi ve coğrafya olarak artık Orta Asya'dan Anadolu'ya geçmiştik. İslamiyet'in dili Arapça olduğu için ve yeni dilinin getirdiği yenilikleri karşılamak için Arapça kelimeler edebiyatımıza girmeye başlamıştır. Arkadaşlar şimdi siz her dönemi o dönemin şartlarıyla göz önüne getirerek algılayabilirsiniz aslında. Bakın Arapçanın dile girmesi de dini İslamiyet'i kabul etmemizle başlıyor. Devrin önemli İslam devletlerinden birisi de İran olduğu için Farsça da edebiyatımıza bu dönemde giriyor.
Bu kültürlerle etkileşimimiz sonucunda Arapça ve Farsça kelimeler edebiyat dilimizi ağır ve ağırlı hale getiriyor arkadaşlar. Özellikle divan edebiyatında biz bunun etkisini çokça göreceğiz. Divan edebiyatı ve halk edebiyatı ayrımı da bu yüzden yapılıyor. Divan edebiyatının diğer isimleri yüksek zümre edebiyatı, saray edebiyatı, klasik Türk edebiyatı olarak da bilinmektedir. Adından da anlaşılabileceği gibi genellikle saray çevresinde gelişmiş bir edebiyattır. Arkadaşlar şimdi şöyle düşünün, saray çevresinde geliştiği için daha çok padişahlara hitaben yazıldığı için onların anlayabileceği bir dil. Yani o dönemin padişahları da bilgili, birikimli olduğu için arkadaşlar daha ağır bir dil, halkın anlamayacağı ağdalı bir dil kullanıyor şairlerimiz. Arapça ve Farsça bilen ve gerekli eğitimleri almış kişiler bu edebiyatı yapabilmekteydiler. Halk ise geleneksel edebiyatlarına devam ediyordu. Halk edebiyatında da halkın Arapça ve Farsça bilmediğinden dil sadedir. Zaten adı üzerinde halk edebiyatı. Ama divan edebiyatını gördüğünüz an arkadaşlar saray gelecek aklınıza, ağır bir dil gelecek aklınıza ve yine halktan kopuk bir yüksek zümre edebiyatı gelecek aklınıza arkadaşlar. Divan edebiyatında beyit ve aruz vezni kullanılırken halk edebiyatında hece ölçüsü ve dörtlüklerle şiirler yazılmaktaydı. Şimdi geldik en önemli döneme arkadaşlar, Batı etkisindeki Türk edebiyatı. Osmanlı'nın son dönemlerinde Türkçe önlemek için Batı'nın üstünlüğü kabul edilmiş ve Batı'ya öğrenci göndererek Türkçe önlenmeye çalışılmıştır. Nasıl hocam? Orada Osmanlı Devleti geri kaldığının farkına varıyor ve bunun da bilimle olacağını, bilim sanatla olacağının farkına varıyor. Öğrenci gönderiyorlar. Onların aldığı eğitimle öğretim görenler ülkelerine döndüklerinde birçok yenilikle dönmüşlerdir. Hak, hürriyet kavramları ve birçok yeni tür bu dönemde edebiyatımıza girmiştir. Özellikle Namık Kemal'i işlediğimiz arkadaşlar, vatan, millet gibi kavramları onunla göreceğiz arkadaşlar. Bu dönem Tanzimat'la başlıyor. Ünite boyunca öğreneceğimiz hikaye türünün edebiyatımıza girişi de yine Tanzimat döneminde oluşuyor. Zaten ilklerin dönemi arkadaşlar. Bütün yenilikler bu dönemde başlıyor. Hikaye, roman, tiyatro, gazete, makale hepsi Tanzimat döneminde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Tanzimat'ın ilk sanatçıları halkı eğitmek için dili sadeleştirmeye çalışmışlarsa da pek başarılı olamamışlardır. Dilin ağır oluşu milli edebiyat dönemine kadar sürmüştür. Şimdi o dönem dedim ya dönemleri değerlendirirken o döneme göre düşüneceksiniz arkadaşlar. Tanzimat'ın ilk sanatçıları da halkı eğitmek için aslında kullanıyor eserlerini. Hocam nasıl mesela tiyatro yazıyorlar? Orada bir toplumsal mesaj vermeye çalışıyorlar. Mesela görüntü usulünün yanlışlığı işte bu tarz ve toplumsal şeyleri tiyatro üzerinden, gazete üzerinden bunlar halkı bilinçlendirmeye çalışıyor arkadaşlar. Milli edebiyat döneminde dilde sadeleşme, hece ölçüsü ve dörtlükle şiir yazma tekrar edebiyatımıza girmiştir. Arkadaşlar şimdi genel anlamda edebiyatın dönemleri bu şekilde zaten. Şöyle üzerinden böyle birkaç şeyle bineceksiniz. Yani daha sonra tek tek zaten dönem dönem işlenecek bir ayrıntılarıyla. Şimdi edebiyatın bilim ve diğer sanatlarla ilişkisi üzerinde duralım. Edebiyatın konusu insandır. Bu yüzden insanı ilgilendiren her şey edebiyatı da ilgilendirir. Bir edebi eseri yaratırken farklı birçok disiplinden yararlanılabilir. Çünkü edebiyat insanı ilgilendiren bir şeye kayıtsız kalamaz. Bu yüzden insanı doğrudan ilgilendiren psikoloji, sosyoloji, tarih, coğrafya gibi sosyal bilimlerden yararlandığı gibi diğer bilim dallarından da yararlanarak bir eser meydana getirir arkadaşlar. Her sanat dalının bir malzemesi vardır. Resmin malzemesi boya, fırça ve bir yüzeyken edebiyatın ise malzemesi değildir. Yani dil çok önemlidir. Bir ressam maddeye biçim verirken bir edebiyatçı sözcüklere biçim verir. Bu yüzden edebiyatı işitsel yani fonetik sanatlar içerisinde gösteririz. Şimdi şöyle ünitede güzel sanatlar diye başlığımız var arkadaşlar. Burada bilmeniz gereken aslında edebiyatın güzel sanatlardaki yeri nerededir bunu bilmenizi istiyor. İşitsel fonetik sanatlarda yer alır arkadaşlar edebiyat.
Çünkü arkadaşlar sözcüklere biçim verir. İşitsel fonetik sanat olarak güzel sanatlar içerisinde yer alıyor edebiyat arkadaşlar. Şöyle geçelim. Şimdi metinlerin sınıflandırılması başlığımız var arkadaşlar. Bu önemlidir. Neden? Metinlerin sınıflandırılması ve sanatsal metinler genelde karşılaştırılır. Burada işte metinlerin sınıflandırması zaten bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleri oluşturan kelimelerin bütünü olarak tanımlanmaktadır metin. İnsan yaratıldığı günden bu yana kendini ifade etmeye çalışmıştır. Yazı icat edilmeden önce bu ifade sözlü bir şekilde gerçekleşirken yazının icadı ifade etme çeşitliliği sunmuştur. Bu yüzden metin türlerini temelde yazılı ve sözlü olarak ikiye ayırmamız gerekmektedir. Yani şöyle arkadaşlar, önce bir sanatsal metinler ve öğretici metinler arasındaki farka değinelim. Sanatsal metinlerde bir şey kanıtlama amacı yoktur. Dil tamamen sanatsal olarak kullanılır. İmgeler, çağrışımlar, hayal gücü güçlüdür. Bu yüzden her okuyan farklı anlamlar çıkarabilir. Mecazlar ve yan anlamlar fazladır. Genellikle bireyin iç dünyasıyla alakalı olduğu için yazılanlar özneldir. Şimdi şöyle karşılaştırmalı olarak gidelim. Öğretici metinler ise bir şeyi açıklamak, bilgi vermek ön plandadır. Biliyorsunuz sanatsal metinlerde ise böyle bir amaç yoktu. Dil göndergesel işlevde kullanılır. Yani öğretici işlevde kelimelerin gerçek anlamları tercih edilir. Sanatsal metinlerde ise mecazlar kullanılırdı. İmge ve çağrışım yoktur. Bu yüzden herkes aynı şeyi anlar. Sanatsal metinlerde ise tam tersiydi arkadaşlar. İmge ve çağrışım çokça vardı. Yazılanlar genellikle nesneldir. Sanatsal metinlerde ise özneldi arkadaşlar. Şimdi bir tablo üzerinden metinlerin sınıflandırılmasına bakalım arkadaşlar. Şöyle sanat metinleri ve öğretici metinler olmak üzere ikiye ayrılır arkadaşlar. Sanat metinleri kendi içerisinde coşku ve heyecanı dile getiren metinler, yani şiir ve olay çevresinde oluşan metinler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Dediğim gibi coşku ve heyecanı dile getiren metin dediğimizde aklımıza şiir gelecek. Olay çevresinde oluşan metinlerde ise bunlar da yine kendi içerisine ikiye ayrılıyor. Anlatmaya bağlı metinler ve göstermeye bağlı metinler. Zaten bakın burada anlatmaya bağlı demiş. Adı üzerinde masal, fable, destan, halk hikayesi, mesneviler, hikayeler, romanlar, bunların hepsi anlatmaya bağlı metinler olarak karşımıza çıkmaktadır. Göstermeye bağlı metinlerde de zaten yine adı üstünde göstermeye bağlıdır. Tiyatrolar olarak karşımıza çıkıyor. Tabii tiyatronun kendisi de ikiye ayrılır. Modern tiyatro ve geleneksel tiyatro. Modern tiyatro günümüz tiyatrodur arkadaşlar. Trajedi, komedi, dram. Geleneksel Türk tiyatrosu ise Orta Oyunu, Karagöz, Medah, Seyirli Köy oyunları olarak karşımıza çıkıyor. Öğretici metinler, tarihi metinler, felsefi metinler, bilimsel metinler, gazete çevresinde gelişen metinler nedir onlar? Makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri bunlar gazete çevresinde oluşur. Kişisel hayatı konu alan metinler ise anı, günlük, gezi yazısı, biyografi, otobiyografi ve mektuptur arkadaşlar. Zaten buradaki biyografi, otobiyografi farkını biliyorsunuzdur. Bir kişinin hayatı anlatılıyorsa eğer biyografidir ama yazar orada kendi hayatını anlatıyorsa otobiyografi diyordur. Burada tekrar sanatsal metinlerin öğretici metinler arasındaki farkları hatırlayalım. Özneldir, nesneldir, imge ve çağrışım vardır sanat metinlerinde. Öğretici metinler ise daha nesnel oluyor arkadaşlar ve tabii ki öğreticidir. Bu şekilde aralarındaki farkı da öğreniyoruz. Şimdi arkadaşlar dilin kullanımından doğan türleri, bu da önemlidir. İşte lehçe çıkıyor karşımıza, jargon, argo, şiveler ve ağız olmak üzere. Burada da hepsinin kendi arasında tek bir farkı var. Genelde işte şive ve ağızı karıştırıyor öğrenciler. Bu aradaki farkı iyi bilmenizi istiyorum. Dilin kullanımından doğan türleri, dil yaşayan bir varlıktır. Yani doğar, gelişir, değişir ve kullanılmayan kelimeler ve diller yok olur. Her dil bu sebepten bir dil ailesi içerisinde yer alır ve aynı aile içerisinde yer alan diller benzer özellikler gösterir.
Türkçe, Ural Altay dil ailesinin Altay koluna bağlıdır ve sondan eklemeli bir dildir. Yine Türkçe zaman içerisinde gelişmiş ve farklı kollara ayrılmıştır. Bu gelişim ve değişimde farklı türler ortaya çıkmıştır. Şimdi bu gelişim ve değişim sonucunda arkadaşlar karşımıza lehçe, şive, ağız çıkıyor. Önemlidir. Zaten her biri arasında belirli farklar vardır. Karıştırmanız mümkün değil ama özellikle şiveyi ve ağzı karıştırıyorsunuz. Şöyle lehçeden başlayalım. Lehçe bir dilin karanlık döneminde yani yazılı olmayan dönemlerinde o dilden ayrılmış kollarına deniyor. Lehçeler çok uzun süre önce ayrıldıkları için farklı lehçelerin birbiriyle anlaşması imkansızdır. Türkçenin Çavuş Türkçesi, Yakut Türkçesi olmak üzere iki lehçesi vardır arkadaşlar. Yalnız şöyle bir şey vardır. Biz okuduğumuzda hiçbir şey anlamayız. Çünkü tamamen artık o karanlık döneminde ayrılmıştır. Ayrılmış bir koludur artık. Biz anlamayız bunu. Şive ve ağız ise şiveler bir dilin yazılı döneminde yani yakın döneminde o dilden ayrılmış kollarıdır. Kelime ve ses farklılıkları olsa da şiveler birbiriyle yine anlaşabiliyor. Buna en büyük örnek aslında Azeri Türkçesi. Konuştuklarında hani böyle tam anlayamazsın. Belki bir ses farklılığı vardır, kelime farkı vardır. Ama yine birbirimizle anlaşabiliyoruz. En önemli örneği Azeri Türkçesi, Kırgız Türkçesi. Ağız ise bir ülke sınırları içerisinde kelimelerde ve seslerde görülen ufak farklılıklara denir. Ankara ağzı, Trakya ağzı, Konya ağzı örnek olarak verilebilir. İşte öğrencilerin karıştırdığı yer burası. Özellikle mesela Türkçeyi böyle farklı kullandıklarında diyorlar ki işte hocam bizim şivemiz böyle. Şive olması için arkadaşlar o yakın dönemde ayrılmış bir koldur. Kelime ve ses farklılığı vardır. Ve Azeri Türkçesi, Kırgız Türkçesi buna örnektir. Biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Ağız farklılığı diyeceğiz. Neden? Çünkü bir ülke sınırları içerisindeki kelimeler ve seslerde görülen ufak farklılıklar. Mesela Karadeniz'de işte uşağım demesi gibi mesela. Bu nedir? Ağza örnektir. Ankara ağzı, Trakya ağzı, Konya ağzı örnek olarak verilebilir. Yani dediğim gibi yaygın olarak ağız yerine şive kelimesi kullanılsa da böyle değildir. Lütfen bundan sonra doğrusunu kullanın arkadaşlar. Dediğim gibi bir ülke içerisinde oluyorsa eğer ağızdır arkadaşlar. Şive ise tamamen yani yakın dönemde o dilden ayrılmış kollarıdır ve kelime ve ses farklılığı ön plana çıkar. Şimdi jargon, argo ve standart dil karşımıza çıkar arkadaşlar. Jargon ne demek? Bir meslek ya da topluluk arasında kullanılan ortak kelime hazinesine jargon denir. Buna en iyi örnek doktorların ölmüş bir hastaya öldü demek yerine eks oldu demeleri. Biz hani halk olarak hastaya öldü deriz ama onlar kendi arasında eks der. Bu bir onların kendi mesleğinde kullandığı bir dil arkadaşlar. Yani siz jargona şöyle bakacaksınız. Yine o aynı meslekteki kişilerin kendi aralarında oluşturdukları kelime hazinesi olarak düşünebilirsiniz. Argo ise genellikle eğitimsiz insanların kullandığı sokak ağzı olarak kabul edilen kaba kullanımlara argo denir. Hırsızlık yapmanın argo da karşılığı cebe indirmektir. Tabii argoyu mümkün mertebe kullanmamak en iyisi çünkü biraz kabadır arkadaşlar, hoş değildir. Bütün bunların yanı sıra bir de konuşma dili ve yazı dili diye bir yarım vardır. Ülke içerisinde farklı ağızlar konuşulsa da anlaşmazlıkları gidermek için yazı dilinde ve eğitim dilinde bir standart dil belirlenmiştir. Bu yazı stiline standart Türkçe adı verilir. Türkçenin standart dili ise İstanbul ağzıdır arkadaşlar. Yani bizim standart dilimiz İstanbul ağzıdır arkadaşlar bu şekilde. Şimdi yine ilk ünitenin önemli konularından biri düşünceyi geliştirme yolları. Bu özellikle tanımlamadır, örneklemedir, tanık gösterme bunlar zaten basittir. Ama özellikle tanık göstermeyi öğrenciler karıştırabiliyor. Bu yüzden iyi dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Düşünceyi geliştirme yolları bir metin oluşturulurken ortaya koyduğumuz düşünceyi geliştirmek ve daha inandırıcı hale getirmek için çeşitli yollara başvurulur. Bu yollara da düşünceyi geliştirme yolları denir.
Aşağıda da başlıca düşünce geliştirme yollarını işleyeceğiz arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Tanımlama, örnekleme, sayısal verilerden yararlanma, tanık göstermek gibi arkadaşlar. Tanımlama, zaten bakın adı üstüne tanımdan gelir arkadaşlar. Bir şeyi tarif etme işidir. Bir metinde tanımlama varsa bu kimdir, bu nedir sorularına cevap verir. Yani arkadaşlar şöyle tanımlamanın kullanılması için sizin o paragrafı okuduğunuzda bu nedir sorusuna cevap almanız gerekiyor. Kalem yazı yazmaya yarayan araçtır diye bir cümle okuduğumda bu nedir dediğimde cevap alabildiğim için arkadaşlar burada bir tanım yapılmış oluyor. Neyin tanımı yapılmış? Kalemin tanımı yapılmış arkadaşlar. Örnekleme ise yine adı üstünde arkadaşlar bir düşünceyi daha somut hale getirmek için örneklemeden yararlanırız. Burada amaç bahsedilen şeyin daha iyi anlaşılmasını kavratmaktır. Genellikle örnekleme örnekleri virgüllerle ve kolay fark edilen örneklerden verilir. Ama bu şekilde olmayan örneklemeler de mevcuttur. Her sanatın bir malzemesi vardır. Resminki boya ve fırçadır. Edebiyatınki ise dildir. Bu cümlede her sanatın malzemesinin olduğunu daha iyi anlatmak için resim ve edebiyat örnek olarak gösterilmiştir arkadaşlar. Tanık gösterme. Burada arkadaşlar şunu unutmuyoruz. Bir düşünceyi desteklemek amacıyla sözüne güvenilen, bakın sözüne güvenilen birisinin sözünü kullanmaya, alıntı yapmaya tanık gösterme denir. Yani kendi düşüncelerimizin doğru olduğunu göstermek için tanıdık ve güvenilir birisinin sözünden yararlanırız. Ama tanık gösterme de muhakkak kişinin sözü olmalıdır. Aksi takdirde tanık gösterme olmaz. Bakın bu çok önemli. Diyor ki tanık gösterme de muhakkak kişinin sözü olmalıdır. Aksi takdirde tanık gösterme olmaz. O zaman tanık gösterme olarak saymamız için arkadaşlar orada muhakkak kişinin sözü olacak ama sözüne güvenilen birisinin sözü olacak arkadaşlar. Ve tanık göstermede birisinin sözü tırnak içerisine verildiği gibi virgülle de ayrılabilir. Yani sadece tırnak işareti işte mutlaka olur diye düşünmeyin arkadaşlar. Bu yüzden tırnak işaretinin olduğu her yerde tanık gösterme olduğunu düşünmemeliyiz aslında. Dünyada barıştan daha önemli bir şey yoktur. Atatürk de bunun farkına vararak yurtta sulh, cihanda sulh demiştir. Bu cümlede barışın önemini vurgulamak için Atatürk'ün sözünü tanık göstermiş olduk arkadaşlar. Karşılaştırma, yine adı üzerinde herhangi iki şeyin benzer ya da farklı yönlerini karşılaştırarak bir konunun daha net anlaşılmasını sağlarız. Karşılaştırma yaparken illa karşılaştırdığımız iki şeyin ismi geçmek zorunda değildir arkadaşlar. Benzer ya da farklı yönlerini karşılaştırarak gideriz. Örneğin Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul dediğimiz zaman İstanbul'la diğer şehirleri karşılaştırırız. Fakat bunu kelime olarak yer vermeyiz. Oradaki en zaten bizim karşılaştırma yaptığımızın ipucusudur arkadaşlar. Ve son olarak sayısal verilerden yararlanma. Bunu bizden istiyorsa arkadaşlar düşünceyi sayısal bir takım verilerle destekleme yoludur. Ama sayıların geçtiği her cümle sayısal bir veri vermeyebilir. Buna çok dikkat ediyorsunuz. Bakkaldan 100 tane ekmek aldım dediği zaman burada bir sayısal veriden yararlanmış diyemeyiz. Ama bir istatistik olacaksa arkadaşlar mesela Türkiye'de her gün 10 bin fırında 10 bin ekmek üretilirken bu ekmeklerin yarısı çöpe gidiyor gibi burada bir istatistiksel kullanıldığı için sayısal verilerden yararlanmış oluyor. Arkadaşlar birinci ünitemiz bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.